Genel formüller nedir? Kısaca üzerinden bir geçelim dilerseniz. Türk siyasi sistemine göre siyasi partilerin ittifakında iki ana seçenek var. Hülle liste formülü ve ortak liste formülü. Nedir onlar? Tek tek bakalım dilerseniz. Hülle liste formülüne göre yasa değişikliği gerekmiyor. MHP adayları AK Parti listesinden aday gösteriliyor. Hülle listesiyle seçilen MHP'liler meclise girdikten sonra yeniden partilerine geçerek mecliste temsil edilebilirler ve daha önce bu yöntem denenmişti. Onu da söyleyelim. Ortak liste formülü var. Ortak liste formülünde siyasi partiler ve seçim kanununun mutlaka değişmesi gerekiyor. Seçim kanunu değişirse ittifak isteyen iki parti aynı listede kendi amblemleriyle yer alabiliyor. Bunu da belirtelim. Şimdi amblemlerin şekli, şemali, yeri bunlar bile konuşuldu aslında. MHP AK Parti ittifakı o kadar uzun süredir üzerinde kafa yorulan bir ittifak ve tabii ki 2019'un sonrasına ilişkinde önemli fikirler var. Her iki liderin de kafasında bugün çok daha net olarak öğreneceğiz. Peki iki liderin kafasında neler var? Herkesi memnun edecek ara formüller, düzenlemeler neler? Onu bize Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Mahmut Gürer ve MHP'yi izleyen Ömer Topsakal meclisten aktaracak. Önce biz Cumhurbaşkanlığı sistemi teklifi de 2019'da Erdoğan'a şartsız koşulsuz destek verme kararı da ittifak formülleri de MHP lideri Bahçeli'den geldiği için oyun kurucu Bahçeli olduğu için Ömer Topsakal'la başlayalım dilerseniz. Bahçeli A Partisi, B Partisi, Cumhur İttifakı üzerinden dillendiriyordu bunu ama hangi noktada ve tabii Beştepe cebinde hangi formüllerle gidiyor acaba? Ömer Topsakal, seni dinliyoruz. Teşekkürler Ömer Topsakal. Dönelim Cumhurbaşkanlığı cephesine diyecektik. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a döneceğiz şimdi. Adalet Şurası'nda konuşuyor, izliyoruz. Gün ortası devam ediyor. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Yerli ve Milli İttifak'la başlıyoruz. MHP'nin 2019'da Cumhurbaşkanı adayı yok. Erdoğan'a destek tam. Peki ya milletvekili seçimi ve yerel seçimler? İttifak yolda. İlk adım bugün Beştepe'de atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Bahçeli'nin tam destek açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı işte yavaş davranmamak lazım dedi. Nitekim son sürat devam ediyor süreç. Büyük randevuya sadece 2 saat kaldı. Hangi zeminde nasıl bir ittifak olacak bu Ankara Haber Müdürümüz Sibel Erdem'e soracağız. Tabii iki tarafı memnun edecek hangi planlar var ve hangileri ağır basıyor? Sibel Erdem bize özetler misin? 16'da Beştepe'de olacak diyelim tekrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli randevu öncesi Beştepe'de düzenlenen Adalet Şurası'nda konuştu. Son 15 yılda bu alanda gerçekleştirilen reformları hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de öz eleştiri yaptı. UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi maalesef FETÖ'cülere kaptırdık. Oradan en büyük zulmü icra ettiler dedi. Başbakan Binali Yıldırım da Adalet Şurası'nda konuştu. Yakında yargıda yeni bir reform paketinin meclise sunulacağını söyledi. Yıldırım FETÖ davaları için de bir tuzak uyarısı yaptı. İşaretler FETÖ'nün ilgisiz birçok insanı adli sürecin içine çekme gayreti içinde olduğunu gösteriyor dedi. Acaba bugün ne olacak? Okan Ateş bayi önünde bizi bekliyor. Hemen Okan sana dönelim. Bu ikramiye nereye koşuyor böyle? Oradan izlenimlerini aktarır mısın bizlere? İstanbul'a elveda diyenlerin en fazla rağbet ettiği yer Ege'nin incisi İzmir. İzmir geçen yıl en fazla göçü İstanbul'dan aldı. Yıllar önce İstanbul'a gidenler şimdilerde İzmir'i tercih ediyor. İşte o tercihi yapanlardan Atalay ailesini getiriyoruz ekranlarınıza. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamlarla buluştu, ona kulak veriyoruz.